Serdar abi şimdi buyur. Cem'in eğitimi de çok ilginç. Şimdi bir kere bir turizm işletmeciliği bölümü var. Ondan dünyayı dolaşayım diye mezun, turizme çok meraklıydım. Güzel. Evet. Sonra New York'ta yaşıyor. Hmm. Sonra doğru telaffuz edecek mi? City University of New York. Ondan sonra siyasal ekonomi ve New York Üniversitesi'nde televizyon yayıncılığı üzerine. Siz görüştük mü New York'ta, sizle yok? Ben aynı zamanda Türkiye konsolosluğunda da çalıştım. New York'taki baş konsolosluğunda çalıştım. 93 ile 98 arası. O yıllarda geldiyseniz tanışmış olabiliriz. Gidip geliyorum. Sonra ne yapıyor? Bak, sonra bir daha üniversite sınavlarına giriyor. Hmm. Doyumsuz işte. Ondan sonra Beykent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı burslu kazanıyor orayı. Joseph Conrad romanlarında sömürgeciliğin izleri çalışmasıyla da yüksek lisans. Harika. Bu yani şey. Güzel. Akıl hastası yani. Biraz olmak lazım. Evet. Bir sapık da ben burada var. Sonra oradan da, orada da memnun diye ekonomi programı yapıyor ama senden tabii ekonomi programında beklenen şey, efendim dolar şöyle olacak. Bunu beklediler. Avro böyle olacak. O bir şeye de bayılıyorum. Bütün her yerde söylüyorum onu. O kadar sene gidiyorsun, Amerika'da okuyorsun, İngiltere'de okuyorsun işte, ekonomi okuyorsun bilmem ne falan. E kardeş ne yapalım? Bütün yumurtaları aynı sepete koymayın. Salak bak. Bunu söyleyeceksen niye 10 sene okudun yani? Yani şimdi hakikaten senden böyle bir şey bekliyorum diyor. Biraz ondan alın. Acık ondan katın. Aman sağlamcı olun. Ya bir de öyle televizyonculukta. Ama sen biliyor. Oradan ineğe bir de girdin, değişik bir şey yapacağım. Girdin. Ya bana program verin, vermezler. Ya CNN Türk'te çalışıyorum. Önümü açın. Ama. Açmıyorlar. Ama söke söke aldım. Müthiş programlar onların hepsi. Müthiş. Evet, ama bir yerden sonra. Okan beni o programlardan birinde davet etti. Ya ben disiplin cezası aldım. Neden? Haberin bir gün beni insan kaynakları aradı. Haberin yok, sana söylemedim. İK'dan. İK'dan. Neden disiplin cezası? İşte haberimiz olmadan Okan'a çıktın. Bu arada Okan Doğan grubunda. Evet. İkiniz de Doğan grubunda. Aynen. Çok enteresan. Yani. Çok enteresan. Yani ben alt kata filan indim. Sonra yukarı çıktım. Sonra disiplin cezası. Niye ya? Şu da acayip değil mi? Yani hakikaten yorum yap. İşte evet. Borsa şöyle oldu, bilmem ne böyle oldu falan. Zaten her gün o bir şey yok ki, binane yok ki yani şey derler. Yapamam. Yani, yapamam öyle bir şey. Şey yap, şey yap, ipe diz tabii. Programlar yani. Şu anda herkes prompter okuyor. Ben prompter okuyamam. Oradan bir girdi abi tarım meselesine. Girdim. Oradan ondan sonra tarım, eğitime hayvancılık, girdim. Eğitim, girdim. Bilmem ne. Betonlaşma meselesi. Ya NASA'ya girdim ilk defa, gençlere bilimi, teknolojiyi ve katma değerli üretimin ne olduğunu, iyi eğitimden NASA'dan 6 ay uğraştım, çekim izni aldım. NASA'da Atlas 5 roketinin fırlatılışına sana gittim. Sana bir şey soracağım. Ya bu programı yayınlamamaya sana kalktılar. Sana bir şey soracağım. Evet ya da hayır. İnanmıyorum. Şimdi Türkiye'de işte efendim 14 Mayıs'ta seçim olacak falan filan, böyle bir hazırlık. Seninle görüşen bir parti var mı? Evet ya da hayır de. Kim görüştü falan diye sormuyor. Evet var. Ha işte olacak. Olması lazım. Evet. Çünkü senin ya bir siyasi bir pozisyon, ya bir siyasi figür olarak, ya da hadi diyelim ki istemedin, istemiyorum lan falan dedin, bir şey dedin, ya da bir bir pozisyon ya da bir danışmanlık ya da bir şey. Yani, asla istemezler. Ya geleceğe yönelik olarak eğer Türkiye'de akıllı politikacı varsa, yani iktidar, muhalefet, şu şurası burası. Kimde, kimin kafası Türkiye'nin geleceği ile ilgili oy almak için, seçimde oy almak için ben iyi bir ekiple giriyorum, iyi bir ekiple bunu yapacağım, size göstereceğim. İster iktidar ister muhalefet, hangisi ise sana müracaat etmesi lazım. Yoksa çünkü sen şey bir adamsın yani. Buna kendini inanmış bir adamım. İnanmışsın, ben tutkulu bir adamım. Benim bir hedefim var. Vakfetmişsin ve senin şu anda bize söylediğin her şeyi gelecekte daha fazla konuşacağız ve o kimse sorumlusu. Kimse, hangi iktidara kim geldi, hangi adı sanı neyse o kişinin, onun sorumlusu. Ondan bu yeni gelen nesil çok fena hesap soracak. Ya size bir şey diyecek anlatayım. Ki sen benim iklimimi ne yaptın? Ne yaptın? Hayvancılığımı ne yaptın? Tarımımı ne yaptın? Tabii. Ondan sonra beni niye göçe mecbur bıraktın? Beni niye aç bıraktın? Kimse ileride. Atatürk havalimanı kapandıktan sonra yeni havalimanı açıldı ya. Belki 15 program yaptım ekolojistlerle. Diyor ki burada öyle bir fundalık türü var, endemik diyor. Evet, İstanbul'a özgü bir fundalık biçimi. İstanbul'un meteorolojik tüm dengesi oradan sağlanıyor. Ekosistem böyle bir şey.
Asla bunlar kaldırılamaz dedi. 20 kilometre çapında bir güvenlik koridoru yaptılar. Oradaki maalesef manda köylerini mesela boşalttılar. Osmanlı'dan beri manda ile geçinen köyler kapatıldı, güvenlik koridoru. Ve bütün bu fundalıklar buldozerlerle temizlendi. Hı-hı. Yani bizim eczacılar da kar yağmıyorsa nedenleri orada var. Orada tetkik yaptılar ve aynı Şu anda deme, çünkü Erol abinin herhalde şeyi tuttu. kar duası tuttu. Dışarıda kar yağıyormuş bir stüdyoda. Başladı mı? Biraz yağmış. Yağıyor mu şu anda? Biraz geç kalmadı mı? Bak sana ne diyeceğim. Birdenbire ben Cem istifa ettim. Tamam mı? CNN Türk'ten istifa ettim. CHP'ye başvurdum. Sözünüzü kesiyorum. Milletvekili aday olacağım. Evet, CHP'ye başvurdum. Çok özür dilerim. Hemen hızlıca CHP'ye başvuracağım. Karar verdim yani. Babam da eski CHP'li falan ya. İşte serde CHP'lik var. Aday olacağım. Biraz da hani böyle şey de aldım. Sinyal de aldım. Kemal Bey'den randevu aldım, gittim. Güzel. Anlattım. Yani tarım politikası var, gençlik politikası, nelerde hata yapıldı, neler yapılması gerekir, parti politikasına ne girmesi. Ona da dedim ki, bak açıkça söyleyeyim. Dedim ki beni gençlikten ve kadından sorumlu ve üretimden sorumlu genel başkan yardımcısı yapın. Sadece sıradan bir milletvekili yapın. Ya çok yüksek istemişsiniz ama ilk randevu. Bunu da dedim yani. Bak milletvekili yapın. Bir de ama 36 tane genel başkan yardımcısı var zaten. Eskisi gibi değil ki. 36. Evet. Herkes bir takım bir yardımcı abi? Oluyor yani. Ne oldu? Bak hiç unutmuyorum. Ne oldu peki sonuç? Kemal Bey ellerini şöyle masaya koyarak sadece beni dinledi. Biliyorsun susmuyorum. Evet. Biliyoruz. Gülümseyerek dinledi. Evet, çok önemli hatalar yapıldı. Bunları işte değiştireceğiz dedi. Ne? Ben istifa ettim. Girdim şeye. Millet haber yolluyorum. Diyorum ki seçilemeyecek bir yerdense beni listeye asla koymayın. Evet. Bak 10 yıl önce bu kadar tanınmıyordum bile. Yani coşku mutlu. Bu 10 yıl önce mi oluyor? 10 yıl önce o kadar. Ama yine de bir şey aldım. Daha yeni başladım programları. Ha. Benim ilk davet ettiğin zamanlar falan. Onlar beni koydular. 22. sıradan. Oradan milletvekili çıkma sayısı 9 en fazla. Hangi şehir bu? Yani İstanbul 2. bölge. İnanamıyorum ya. Ya bari koyma. Ay benim haberim yok ayol bundan. Bari koyma. Bir de koydum. Bir de istifa etmiş oldun mu? İstifa etmekse. Pazarlara gidiyorum. Şimdi anlatıyorum. Abi diyorum şöyle böyle. Sen diyor onu bırak diyor. Sen partinin destek veriyor mu? Kaçıncı sıradasın? Sen ona o söyle diyor bana. Halcı adam söylüyor. Ya ben 22. sıradayım filan. Ya ne diyorsun diyor ya. Bana gel bir şey anlatıyorsun. Seni 22. sıraya koymuş baba diyor. Bir git işine. Bu geceki duyduğumuz en gerçek insan o. Evet çok fenaydı ya. Bak risk alıyorum. Şimdi bugün ne oluyor? Aday oluyorum. Bugün ne oluyor? Bugün artık bilemem. Hayır bugün tamam şimdi söyleme. Bizim, yani senin benim. Ya daha adayı açıklamıyorlar. Seni mi açıklayacağız zaten? Ya Cumhurbaşkanı adayı açıklamadı. Cem Sevmen'den bahsediyor. Bence aday benim. Bence aday benim. Sen olmayasın ya. Evet o. Şimdi 100 bin imza topladın mı? Başlayalım. Sonrasını bilelim. Yavaş yavaş başkan adayına kadar geliriz. İstanbul 2. bölgeden başlayalım. Cem ben baksana, Cem, şöyle bir başkan adayı dışı sanatçıları topla. Ben çalışırım. Ressamları topla. Bilim insanlarını topla. Üniversitede. Yani şu Boğaz içinde böyle kendi. Yani adamlar yağmur çamur durdu ya, hukuksuzluğa karşı duruyor. Harika bir şey değil mi ya? Öğrenciler de onları destekliyor. Yani inanılmaz bir şey. Ben üniversitede ders veriyorum. Protesto yapan öğrenciden çocuklar, 25 yıl istiyorlar. 25 yıl istedim. 21 yıl mı istedim? Sanki cinayet işlemiş yani. Nasıl bir gençlik var biliyor musunuz? Harika bir gençlik var. Üniversitede öyle ders... mi? İnanılmaz Okan. Peki. Hakikaten öyle. Ben Cem senin için çalışırım. Samimi söylüyorum. Evet. Ciddi söylüyorum. Bak, söz. Biz de çalışırız. Söz. Sen ama neredesin? Seyahatte misin? Yok artık. Yok. Yok artık gitmez. Artık 20 ile çarpmıyor. Gitmez hiçbir yere. 20 ile çarpmıyor. 20 ile çarpmıyor. Uganda'da çalışıyor. Biraz Serdar Tur.